Evet, şu anda köyceyiz. Ağla Mahallesi kavşağındayız. Ve arkamda gördüğünüz bölge Ağla Mahallesi'nin aşağı tarafı, Yangı ve Zeytinalı Mahallemizin üst tarafı. Maalesef dünden beri içimiz acıyor. Hem Türkiye'de, hem Marmaris'imiz, hem Muğla'mızda kara bir gün yaşıyoruz. Ancak sadece Bodrum, Milas değil, Marmaris'in Köyceğiz'imiz de yanıyor. Köyceğiz'imiz de dünden beri müdahale ediliyor. Ekipler evet bir mücadele veriyor ama insan gücüyle söndürülecek bir yangın değil bu. Şu anda maalesef dünden beri ekipler çalışmasına rağmen yangın büyüyerek devam ediyor. Bugün Cuma, saat şu anda 1'e geliyor. Saat 6'dan bu yana helikopter gelecek diye bekliyoruz. Belki bir helikopter gelseydi birkaç saatten beri yangın bu hale gelmeyecekti. Şu anda hem dağın arka tarafından devam eden yangın hem de aynı hızla devam ederse Yangı ve Zeytinalı mahallelerimize doğru ilerleyecek. Devlet yetkililerine ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef ulaşamıyoruz. Vali Bey'i az önce aradım, ulaşamadım. Bir an önce bir helikopterin buraya müdahale etmesi gerekiyor. Sadece insan gücüyle söndürülecek bir yangın değil. Bunu Manavgat'ta da gördük, bunu Marmaris'te de gördük. Şu anda Marmaris zaten çok kötü durumda. Orhaniye, Turunç, Burhan, Bozburun'a doğru giden bir yangın var. Ama Köyceğiz'i kurtarabiliriz. Geç kalmadan Yangı Zeytinalı Mahallesi yok olmadan kurtarabiliriz. Dünden beri evler boşaltıldı. Köyceğiz'de hemşerilerimiz orada nöbet tutuyorlar su tankerleriyle. Ama buraya kesinlikle hava desteği gerekli. Olabilseydi uçaklar, o şatafatlı saraylarda oturanlar, uçaklarda gezenler, uçak almış olsaydı orman yangın uçağı ne Marmaris, ne Manavgat, ne Marmaris yok olacaktı. Ama yok oldu. Bari Köyceğiz'i kurtaralım diyoruz. Buradan çağrı yapıyoruz. Buraya helikopter desteği lazım. Buraya hava desteği lazım. İnsan gücüyle söndürülecek bir yangın değil bu. Birkaç saate yangı zeytin alanı iner. Can kaybı olur, evler yanarsa bunun sorumlusu bu devleti şu anda yönetenlerdir. Buradan çağrı yapıyoruz. Bir an önce Köyceğiz'e helikopter desteği, hava desteği gerekli. Olabiliyorsa uçağın bir an önce buraya yönlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Yurt dışından uçak getirilmesi ilgili ne katkı verebilirsek biz hazırız diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti gereğini yapmıyor. Dünden beri ciğerlerimiz Marmaris'te yandı. Helikopter bir an önce gelsin. Şu yangın daha fazla büyümeden, yangıya zeytin alana inmeden müdahale etsin. Çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Vekilim, boşaltıldığı söylenen bazı evler var. Çalca'nın üst tarafındaki evler dünden beri boşaltıldı. Tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu anda bu bölge karayolundan gidilebilen bir bölge mi? Ya karayoluyla ulaşma mümkün değil. Ekipler orada yol açmaya çalışıyor ama ben geldiğimden beri bakın ilave iki yangın daha çıktı. Sürekli çünkü sıçramaya devam ediyor. Bu gün boyu rüzgar bu şekilde devam ederse bu sıcaklıkla kontrol edilemez hale gelecek. Köyceğiz bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. O yüzden tekrar sesleniyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir emek veriliyor biliyoruz ama çözüm odaklı olmuyor. Buraya acilen hava desteği ihtiyaçlı. İnsan gücüyle söndürecek bir yangın değildir bu.